Burun kanaması da çok sık görülen şikayetlerden bir tanesi. Öncelikle bir kere tansiyon yüksekliği hep akla geldiği için burun kanaması olduğu zaman, ki çok yüksek olması lazım tansiyonun burun kanatacak kadar, yine de bir tansiyon ölçtürüyoruz. Normal olduğunu görüyoruz ve çoğunlukla da normal çıkıyor zaten. Neye bağlı oluyor? Hamilelikte burundaki böyle o burnun giriş bölgesindeki kılcal damarlar, little bölgesi denen bir bölge var orada. O kılcal damarlar en ufak böyle bir işte sümkürmeyle olsun, hapşırmayla olsun veya bazen kendi kendine, onlar çok hassaslaştığı için kanayabiliyor. Ne yapmak gerekir? Bir kere öncelikle endişelenmemek gerekir. Birincisi o. İkincisi, kanamayı durdurmak için yapılabilir, yapılmayabilir. Şöyle burnu o şekilde tutup o little bölgesinin tamponunu sağlamak lazım. Yani tampone etmek lazım, bastırarak, baskı yaparak. Bunlar çoğu zaman kanama durur. Çok 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 ileri aşamalarda bazen kulak burun boğazcıya gidip onların koter yapılması lazım, ama ben hiç görmedim yani. Ama literatürde yazar, çok aşırı kanama olursa falan diye. Bu hayati tehlikesi olan bir kanama değil. Bebeğe zarar veren bir kanama değil. Bebekle ilgili anormal bir durum olduğunu gösteren bir kanama değil. Gebelikle ilgili anormal bir durum olduğunu gösteren bir kanama da, tansiyon normal çıktığını varsaydığımız için, çünkü bakıyoruz, hiçbir şeyin anormal gittiğine işaret eden bir şey değil.